Değerli arkadaşlar, merhabalar, iyi akşamlar diliyorum herkese. Evet sevgili arkadaşlar, haftaya olumsuz bir tabloyla başladık. Konu malum, İranlı General Süleymani'nin öldürülmesi sonrasında özellikle hafta sonu bu cenazenin defni törenleri sürecinde son derece ciddi bir tehdit salvosu yaşandı. Bir taraftan İran şunu yaparım diyor, ABD şu üstlerinizi vururum diyor gibi gibi bir takım durumlar söz konusu. Bu ayrıntılara çok fazla girmeyeceğim. Zira hafta sonu aktarmış olduğum analizimde bu detayları çok geniş bir şekilde işledim. Ve bu analizde haftaya başlarken önemli olan kritik seviyenin 113.979 seviyesinin haftalık pivot seviyemiz olduğu, 113.684 ile yapılan kapanış sonrasında eğer hafta sonu gerginlik artmaz ise, bir tepki oluşur ise 113.900 veya kısacası 114.000 üzerine bir yerleşim söz konusu olabilir ise endeksin yukarı yönlü eğilimini ve iştahını devam ettirebileceğini. Ancak bu seviyenin üzerine çıkılamayacak bir tansiyon yüksekliği söz konusu olması durumunda ise 112.000 seviyesine doğru bir geri çekilmenin yaşanabileceğini ve 112.000 seviyesinin ise çok kritik bir öneme haiz olduğunu ifade etmiştim. Maalesef bugün, daha doğrusu dün artık diyelim veya son geride bırakmış olduğumuz işlem günü itibariyle %2 oranında bir geri çekilme yaşandı ve 112.000 desteğinin de altına inilmek suretiyle 111.200'lere kadar bir gerileme yaşanıp gün 111.410 seviyesinden, 412 seviyesinden kapandı. Peki biz kapandıktan sonra olumsuz bir gün yaşadık ve biz kapandıktan sonra neler oldu konusundan önce akıllardaki soru tamamıyla bu gerileme devam eder mi? Bu düşüş dalgası, satış dalgası devam eder mi? Yoksa bir tepki gelir mi? Şeklinde. Hemen detaylarını biraz sonra izah edeceğim üzere ben çok net bir şekilde yarın dahi önemli bir tepkinin oluşabileceği kanaatindeyim. Zira neden önemli bir tepkinin oluşabileceğine dair olumlu bir görüş bildiriyorum. Birazdan sebeplerini izah edeceğim. Çünkü aracı kurumların yapmış oldukları işlemler ve özellikle de Viyop cephesinde alınmakta olan yeni pozisyonlar, artırılmakta olan yeni pozisyonlar bana bir tepkinin gelebileceğinin sinyallerini veriyor. Tabii ki illaki mevcut olan bu sinyallerin gerçekleşmesi gibi bir mecburiyet bulunmuyor. Hiçbir şeyin %100 garantisi asla olamaz. Zira her zaman söylediğim üzere borsa veya genel anlamda piyasalarda 2x2 hiçbir zaman için 4 etmez. Kefenin bir tarafında onlarca, yüzlerce olumlu faktör vardır ama diğer taraftaki minicik bir olumsuz faktör dahi piyasa oyuncuları tarafından çok önemli bir bahane olarak kullanılabilir. Şimdi kıymetli arkadaşlar, ana görüşüm mevcut bu jeopolitik sorun veya mevcut bu diplomatik sorun bir şekilde büyükler tarafından yukarıdan sat ve aşağıdan al şeklinde bir fırsata dönüştürülüyor gibi bir tablo sezinlemekteyim. Birazdan ne demek istediğimi çok daha net anlayacaksınız göstereceğim tablolar sayesinde ama bunun evvelinde şu hususa bir vurgu yapmak istiyorum. Dedim ki bizim piyasamız kapandıktan sonra genel anlamda ABD ve yurt dışı piyasalarının açılması ve buna mukabil altın fiyatlarında 1600 ons altın bazında konuşuyorum tabii ki arkadaşlar 1582 dolar seviyesine doğru bir yükseliş olmuştu ama an itibariyle 1560'lı seviyeleri görmekteyiz. Bu durum tansiyonun, gerilimin önemli seviyede azaldığını ifade etmekte. Bir diğer taraftan ise kıymetli arkadaşlar petrol fiyatlarına bakalım. 71 doların üzerine çıkan petrol fiyatlarının ise şu an 68-69 dolar civarlarına gerilediğini görüyoruz. Bir diğer parametremiz ise VIX dediğimiz volatilite endeksi 16-39 seviyelerine kadar çıkmış iken şu anda 14 seviyelerine gerilemiş durumda. Bütün bunlar piyasadaki özellikle ABD ile İran arasındaki gerginliğin tansiyonun artması durumunda oluşan yüksek seviyeler sonrasında bir şekilde bir tansiyon azalımının veya bir sakinleşmenin olduğunu, daha doğrusu bu gerilimle ilgili olarak tabii ki söylemler şunlar bunlar devam edecektir, tehditler devam edecektir ama piyasanın algısı anlamında bir tansiyon düşüklüğünün söz konusu olduğunu ifade edebiliriz. Altın fiyatlarındaki gerileme, diğer taraftan
volatilite endeksindeki gerileme gibi gibi ve yine petrol fiyatlarındaki gerilemeye bakmak suretiyle. Ve bir diğer parametremiz ise Dow Jones şu anda son anlarını yaşamakta. Gün boyu negatif bir seyir içerisinde olmasına rağmen şu an gördüğünüz gibi artıya geçme eğilimi içerisinde 7-8 puanlık artı bir görüntüyle günü veya gününü tamamlamak çabasını gösteriyor. Şimdi kıymetli arkadaşlar, gelelim teknik kriterlere ve detaylara ve bu tablo dahilinde yarından itibaren neler olabilecek mevzusunu yorumlamaya çalışalım. Evet, 114.000 üzerine çıkılamadı. 114.000 seviyesi bizim için bu haftanın önemli bir referans seviyesiydi. 112.000'e kadar bir gerileme yaşanması bekleniyordu ve bu durumda bu beklentinin de daha da aşağısında panik satışlar olmak suretiyle 111.000'lere yaklaşıldı. Ben açık ve net bir şekilde şahsi görüşümü şöyle ifade edebilirim ki kapanışımız 111.400'ler civarında oldu. Mevcut durum itibariyle olsa olsa en fazla 1000 puanlık bir geri çekilmenin daha söz konusu olabileceğini düşünüyorum. Yani net bir şekilde yarından itibaren bir tepkinin oluşmasına dair beklentim çok güçlü ama şu veya bu sebeple belki de büyükler biraz daha aşağılardan alalım noktasında bir kanaatle bir satış baskısıyla güne başlamak isteseler bile 111.500-700 bölgesinin aşağısına gelinmeyeceğini ve 110.000 üzerindeki kısa orta vade adına genel yükseliş trendinin bozulmayacağını veya bozmak istemeyeceklerini düşünüyorum. Bozmak istemeyecekleri ifademin altındaki sebep ise çok ciddi seviyede mal taşıyorlar. Bindikleri dalı kesmek istemeyecekleri düşüncenden kaynaklanıyor. Çünkü önemli bir alımı 110.000 ve üzerinden yapmış durumdalar. Şimdi kıymetli arkadaşlar, bir tepki olur ise dedim ki bir gerileme biraz daha devam edecek olursa 110.500-110.700 bölgesinden bir tepkinin gelme ihtimalinin çok yüksek olduğunu ama ana düşüncemin bir şekilde yarına mevcut gerilimin azalıyor olması, Dow Jones olsun, Brent petrol olsun, volatilite endeksi olsun vesaire vesaire gibi etkenler paralelinde yükseliş eğilimiyle bir tepkiyle güne başlanma veyahut da kısa bir süre içerisinde bu tepkinin yarından itibaren başlama olasılığını biraz daha güçlü bir olasılık olarak görüyorum demiştim. Şimdi değerli arkadaşlar, biraz önce dedim ki yabancı takas oranını da bu arada vermiş olayım. Büyükler bir şekilde yukarıdan satıp aşağıdan almayı tercih edebiliyorlar. Şurada görmüş olduğunuz Cuma günü itibariyle gerçekleşen satışlar sonrasında pazartesine yansıyan yabancı takas oranı değişimi sadece ve sadece 0.81 oranında gerçekleşmiş. Yani buradaki tablo bize şunu ifade etmekte. Cuma günü çok önemli satışlar vardı. Ve bu satışları size şu şekilde ifade edeyim. Bu satışlar olayın ilk sıcak anları sonrasında gerçekleşen satışlardı. Ve Yatırım Finans Cuma günü itibariyle 300 milyon TL civarında, Credit Suisse ise 150 milyon TL civarında satış yaptı. Bu satış rakamına rağmen 0.80 oranında bir yabancı takas azalımı oldu. Ve sizlere şuradaki 300 milyonluk diğer kurumlar üzerinden gerçekleşen ilk 5 kurum haricindeki diğer kurumlar üzerinden gerçekleşen alımlara dikkat çekmiştim. Ve bunun son derece manidar olduğunu ifade etmeye çalışmıştım. Şimdi kıymetli arkadaşlar ve yine İş Yatırım'ın Cuma günü 100 milyon üzerinde 100 milyon TL üzerinde bir alımı mevcuttu ve İş Yatırım bugün de önemli bir oranda long pozisyon yapmış endeksteki gerilemeyi fırsat bilerek. Yani bir yandan senet alıyor, diğer yandan da endeksin yukarı yönlü eğiliminin devam edebileceği veya çok kısa bir süre içerisinde bir tepkinin oluşacağı manasında beklentisini gündeme getirmiş durumda. Evet, şimdi arkadaşlar bu tablo Cuma gününün tablosuydu. Peki bugün aracı kurumlar ne yaptılar diye bakacak olur isek, bugün ise değerli dostlar Kredit'in 150 milyon TL ve yine 140 milyon TL civarında Yatırım Finans'ın satış yaptığını görüyoruz. Ama diğer haneye baktığımız zaman 200 milyon TL civarında farklı kurumlar üzerinden gerçekleşen alımlar var. Yani Cuma gününün benzerine uygun bir stratejinin yine uygulanmakta olduğunu görüyoruz. Peki arkadaşlar, bu kurumlar bu alımları yapıyorlar veya bu satışları yapıyorlar. Bu yapılan satışların ardından diğer kurumlar üzerinden alım yapıyorlar dedik ama bunun bir de teyidini almak lazım. Bunun teyidini nasıl alacağız? Derhal Viyop'taki pozisyonlara bakmak suretiyle. Kıymetli dostlar, Viyop'taki pozisyonlara baktığımız zaman
bugün itibariyle, son işlem günü itibariyle iş yatırımın 16.400 kontrat civarında bir alım yaptığını, long pozisyon açtığını, endeksin bir tepki ve yükseliş yaşayabileceği kanaatiyle 138.500 seviyesindeki BIOP değerleri üzerinden pozisyon açtığını görüyoruz. Bu rakamlar hiç de azımsanacak rakamlar değildir. Ve yine Credit Suisse. Credit Suisse'e özellikle dikkat çekmek istiyorum değerli dostlar. Credit Suisse takas lideri konumunda. Şubat vadeli kontratlarda takas lideri konumunda ve 140 bin üzerinden 141-142 seviyelerden dahi önemli long pozisyonlar açmak suretiyle Aralık vadedeki yüklü long pozisyonunu Şubat vadeye taşıdığını sürekli olarak son analizlerimde vurguladım ki endeksin dün, daha doğrusu Cuma günü yaşamış olduğu geri çekilmede hiç pozisyon kapatmadığı gibi bugün yaşanmış olan geri çekilmede ise 15 bin kontrat civarında ekstra alım yapmış 138.2 ortalama ile. Evet, Merrill Lynch'in elinde bir miktar long pozisyon bulunuyordu. Bu long pozisyonların bir kısmını burada short yapmak suretiyle veya kapattığını ifade edebiliriz ama şuradaki iş yatırım ve Credit Suisse bizim için çok önemli. Niçin çok önemli arkadaşlar? Takas lideri konumunda olan Credit Suisse elindeki long pozisyon sayısını Şubat vade adına 110 bin kontrat üzerine dahi çıkarmış ve ortalama maliyeti 140.3. Yine TEB yatırımın 71 bin üzerindeki kontratının long konumuyla devam ettiğini ve iş yatırımın ise pozisyonunu artırmaya devam ettiğini görüyoruz. Biraz önce Merrill Lynch'in bir miktar satış yaptığından ifade etmiştim ama halen elinde long pozisyon bulunuyor ve yine Citibank'te 19 bin kontrat civarında long pozisyon taşımakta. Evet, şimdi bu önemli kurumların veya büyük kurumların halen long konumda olmaları, halen endeksin yükseleceği yönünde yüklü miktarda pozisyonları 138-140 bin aralığındaki maliyetle taşıyor olmaları, endekse dair beklentilerin, olumlu beklentilerin devam etmekte olduğunu ifade ediyor veya yaşamakta olduğumuz bu sürecin kısa bir zaman içerisinde, bu sisli havanın kısa bir zaman içerisinde dağılabileceğine dair inançlarını veya beklentilerini ifade ediyor. Peki arkadaşlar, gelelim teknik detaylara. Teknik detaylar itibariyle hafta sonu paylaşmış olduğum bir grafiğimdi, bir Fibonacci impuls çizimiydi. 112 bin seviyesinin kritik bir nokta olduğunu ifade etmiştik ve 112 bin seviyesinin üzerine tekrardan dönülmesi durumunda endeks yukarı yönlü eğilimini kısa orta vade adına devam ettirecektir diyebiliriz. Buradaki grafiğim ise günlük bir grafikti arkadaşlar. 2 adet yükselen trendimiz bulunuyordu ve biz Cuma günü itibariyle özellikle sarı çizgiyle belirlemiş olduğum 113.541 seviyesinin üzerinde bir kapanış yapmayı başarmıştık. Bu trend desteğinin üzerinde kalabiliyor isek eğer endeksteki güçlü konum biraz daha net mesajlar verebilir ama bu seviyeye bir destek olarak veya çok kısa vadeli pozisyonlar adına stop loss noktası olarak bakmak gerekir demiştim ve zira bu destek kırıldı. Destek kırıldı derken hemen bir parantez içerisinde ayı ve boğa tuzakları dediğimiz tuzakların piyasalarda veya teknik jargonda sıklıkla duyuyorsunuzdur. Bir desteğin veya bir direncin bir günlük, iki günlük kapanışla kırılmasından söz edilemez. İşte bir gün X desteğinin aşağısında bir kapanış olur ama yarın veya en fazla bir, iki gün sonra bu desteğin üzerine tekrar çıkılabiliyor ise işte orada bir tuzak, bir panik havası oluşmuştur diyebiliriz. Şimdi bu beklentiyle veya bu bakış açısıyla bu sarı yükselen hattın, yani şu an itibariyle 113.900'lere ulaşmış olan bu seviyenin üzerine tekrar bir dönüş yapar isek, bu seviye üzerine tekrar çıkılacak olur ise işte biz bu son yaşanmış olan geri çekilmenin panik ve ayı tuzağı niteliğinde olduğunu ve endeksin yeniden yükseliş ivmesini kazandığını, yılın sonuna ve yılın ilk günlerine başladığı güç ve kudreti tekrardan tazelediğini ifade edebileceğiz. Arkadaşlar, bu noktada hemen hızlı bir şekilde bugün için, yani yarın için daha doğrusu, pivot verilerini de ifade edeyim. 111.750 seviyesi pivot seviyemiz konumunda imiş ve 112.300'e ve 113.500 seviyesine dikkat edilmeli diyor ve özellikle 114.000'e kadar devam edebilecek bir tepki potansiyelinin yaşanabileceğinin pivot hesabı olarak görebilmekteyiz. Zira arkadaşlar, 180 dakikalık grafiklere dönelim, biraz daha kısa vadeye dönelim isterseniz ve kısa vade açısından da konuya baktığımız zaman gördüğünüz gibi kırılan destekler var ve bu noktadan itibaren yarın bir tepki yaşanması durumunda
İlk dikkat etmemiz gereken seviyelerden bir tanesi şurada görmekte olduğunuz %50 noktası ki 111.700 seviyesini ifade ediyor. Bu seviyenin üzerine çıkılması durumunda 112.700 ve sonrasında 114.000 seviyesi karşımıza çıkıyor. Arkadaşlar yaşanabilecek olan bir tepkide 180 dakikalık grafiklerimiz diyor ki 112.700'e kadar bir atak olabilir. Ancak burada bir soluklanma, bir nefeslenme gibi bir tablo olabilir. Buradan tekrardan 112.300-400'lere doğru bir geri çekilme olur ama 112.000 aşağısına gerileme olmuyorsa yeni bir atak ile 112.700 yani şuradaki seviyenin üzerine çıkılması durumunda takip edilmesi gereken nokta 113.500-114.000 aralığı olabilecektir. Bir de 120 dakikalık grafiklere bakalım isterseniz arkadaşlar. 120 dakikalık grafiklerimizde yine benzer bir tabloyu ifade etmekte. 111.400 seviyesinde bir destek 111.650 seviyesinde bir destek noktamız bulunuyormuş. Bu seviyenin üzerinde kalınması durumunda bir sonraki yukarı yönlü tepkide 113.200 seviyesine dikkat edilmeli diyor. Bu 113.200 sonrasında ise esas dikkat etmemiz gereken nokta yine 114.000 seviyesi olarak karşımıza çıkacaktır. Değerli arkadaşlar, bu kritik seviyeleri niçin söylüyorum? Endeks evet yukarı bir tepki verebilir, yukarı bir atak yapabilir ama endeks düşerken çok hızlı düşer ama çıkarken biraz daha nazlı davranabilir, biraz daha tutuk bir eğilim içerisinde olabilir. Bu nedenle belli seviyeler yani 112.700 seviyesi, 113.500 seviyesi ve de 114.000 seviyesi endeks adına önemli virajlar konumunda. Bu virajlara dikkat etmekte yarar olduğu kanaatindeyim. Zira soluksuz bir şekilde şuraya buraya gidecek veya tekrar eski güzel görünümünü, güçlü görünümünü kazanacaktır şeklindeki bir beklenti içerisinde olmak doğru olmayacaktır. Özellikle kısa vadeli işlem yapmakta olan arkadaşlarım için bu detaylar önemli olacaktır. Bir kere daha ifade etmek istiyorum ki değerli arkadaşlar, tamamıyla şahsi görüş ve kanaatimdir. Asla bir yatırım danışmanlığı veya farklı bir iddia olarak değerlendirilemez. Ben olası ekstra bir geri çekilme söz konusu olsa bile 110.500-700 bölgesinin daha aşağısını beklemiyorum. Ama elbette ki bunu beklemiyor olmama rağmen yarın ABD'den İran'a ciddi bir saldırı veya İran'dan ABD üstlerine veya Amerikalılara önemli bir suikast girişimi gibi yani savaşı tetikleyebilecek bir savaş sebebi sayılabilecek bir tablonun oluşması tabii ki piyasalarda farklı bir infial yaratacaktır. Ama genel düşüncem hafta sonu analizimde de bu o konuya ayrıntılı bir şekilde girdiğim için şu an girmeyeceğimi söyledim. Genel düşüncem İran'ın bir misilleme yapmak isteyebileceği, bir suikast niteliğinde bir cevap vermek isteyebileceği ama bunu bugünden yarına değil de biraz daha sinsice, beklenmedik bir anda, hiç bu tablonun belki de unutulduğu, rafa kaldırıldığı bir anda bunu gerçekleştirebileceğini ve ciddi bir ses getirmek niteliğinde farklı bir eylem gerçekleştirebileceğini düşündüğüm için de bugünlerde ABD ile İran arasındaki sürtüşmenin gittikçe azalan bir gerilim unsuru bazında piyasalar tarafından değerlendirilebileceği kanaatindeyim. Ama elbette ki yarınlar ne gösterir bunu hep birlikte izleyeceğiz. Görüldüğü gibi piyasalar anlık gelişmelere tepkiler veriyor. Bu açıdan teknik kriterleri ve yine haber akışını çok yakından takip etmek suretiyle piyasalara hakim olmak gerekiyor. Değerli arkadaşlar, panikle işlem yapmayınız. Haber akışları çok hızlı değişimler gösterebilir. Şu veya bu sebepten ötürü önemli gerilemeler veya çıkışlar olabilir ama haber akışlarının ardından bir hazım süreci vardır. İşte bu hazım sürecinde bazen ölü balık taklidi yapmak gerekir. Piyasalarda görülen rakamlara çok fazla itibar etmemek gerekebiliyor. Panikle, sabırsız bir şekilde atacağınız adımlar, alım veya satım yönündeki kararlar sizleri belki 10 dakika sonra, belki 2 saat sonra, belki 1 gün sonra pişmanlıklar ile karşı karşıya bırakabilir ve çok daha yanlış adımlar atmanıza sebebiyet verebilir. Efendim inşallah birkaç gün içerisinde sizlerin de göstermiş olduğu ilgi paralelinde önemli gördüğüm güncel hisseler üzerinde de detaylı analizler paylaşmaya çalışacağım. Şimdilik hoşça kalınız diyorum. Selamlar ve saygılarımla.